Kararlar yaşamak Facebook kanalı için çektiğimiz videoların yenisiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu videodaki konu yaz, kış veya şöyle diyeyim, Karadağ'da yaşamak için hangi şehir daha güzel? Daha önceki videolarımızda Podgorica'nın yaz, kış yaşamak ve iş yapmak için daha güzel bir yer olduğunu defalarca söylemiştik. Ancak o videoları çektiğimizde Budva'da kışı tam olarak görmemiştik. Budva son bir sene içerisinde o kadar çok göç aldı ki artık yaz, kış yaşamak isteyenler için Budva'da Podgorica'ya alternatif olabilecek bir şehir haline dönüştü. Birçok kişi yerleşti buraya. Türk olsun, başka ülkelerden olsun. İnsanlar artık yaz kış Budva'da yaşıyorlar. O yüzden ev bulmak bayağı zorlaşıyor son günlerde, son zamanlarda. Ama yeni inşaatlar yapılıyor. Yapılan inşaatlara her geçen gün yenileri ekleniyor. Yani inşaat sektörü Budva'da şu an çok hareketli diyebiliriz. Bence yani yaz kış yaşamak için en ideal yer şu anda Budva gibi görünüyor. Önceki videolardaki sözüm biraz yemiş olacağım ama Budva öncelikli tercihiniz olsun. Podgorica daha sonraki tercihiniz olsun. Podgorica biraz daha yerel halka hitap eden bir şehir. Daha çok yerel halkın yaşadığı bir şehir. Ama Budva hem halkın, yani daha çok böyle göçmen kişilerin, başka ülkelerden insanların yaşadığı, daha çok işte Rus var, Sırp var, Karadağlı var, Türkler son zamanlarda bayağı geldi, Almanlar var, İngilizler var. Öyle karışık bir şehir. Çok kültürlü bir şehir haline dönüşüyor yavaş yavaş. Bu yüzden Budva'da yaşamayı öncelikli olarak tercih etmelisiniz diye düşünüyorum. Daha sonrasında Podgorica düşünebilirsiniz. Peki bu iki şehri alternatif olarak nereler düşünebilir? Bar düşünülebilir, Urgin düşünebilir. O kesimi sonraki tercihlerinizde saklamanızda fayda var. Önceki tercihiniz Budva olsun, Podgorica olsun, Bar ve Urgin'i sonra tercih etmenizde fayda var. Bunun sebeplerini çok da anlatamıyorum insanlara ama burada yaşayanlar zamanla öğreniyorlar. Bar ve Uji'nin Karadağ'dan tamamen, yani Karadağ'la ayrı olduğunu söylemek için. Yani bir Kotor, Budva, Tivat ayrı kesim. Podgorica, Setinje ayrı kesim. Bar, Ujin apayrı bir kesim. Öyle bir dağılım var. Bunun ne demek olduğunu şimdi çok size karışık gelebilir ama burada yaşadıkça anlayabiliyorsunuz. O yüzden benim önerim Budva, Podgorica, en son Bar Urgin olacaktır. Kotor, Tivat tamam gezmek için çok güzel. Yazları iş yapacaksanız çok güzel yerler ama kışın oralar çok sıkıntılı. Budva, Tivat, Perast. Bunu Perast'a katabiliriz. Hersek-Novi. Hersek-Novi aslında Hersek-Novi de biraz yazlık bir yer gibi görünse de kışları çok da çok öyle ıssız gibi, tam yazlık gibi durmuyor. Hersek-Novi'de de yaşayanlar var ama Hersek-Novi'yi 4. 5. tercih olarak söyleyebilirim. Yani Budva, Podgorica, Bar, Urgin, Hersek-Novi gibi sıralama gidebilir yaz kış düşünenler için. Sadece yaz olarak iş düşünecekseniz eğer, o zaman Budva, Kotor, Tivat, Perast, Podgorica, Hersek-Novi, sonrasında Bar, Urgin gelir. Bu şekilde benim görüşüm. Burada yaşayanlar da zaten eminim aynı fikirdedir benimle. Bu şehirleri tercih etmenizde fayda var. Yani en göze çarpan, şu an en hızlı ilerleyen yer Budva. Yani Budva'da iş yapmak diğer şehirlere göre daha çok kolay. Tamam biraz pahalı ama kazancınız da ona göre daha yüksek oluyor. Tamam yani Karadağ'da her tarafta iş yapmak gerçekten çok kolay değil ama Budva şu an en iyi yer olarak gözüme çarpıyor benim, Podgorica ile beraber. Evet, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Konuşamadım bu arada. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu seride birkaç video daha çekeceğim. Hepsini aynı anda yükleyeceğim. Onları da izlerseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.